Bu videomuzda Türk ve İslam tarihinde madeni paraların basıldığı yerler olan darphane müessesesi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Madeni para basımı işinin yapıldığı ve darphane ismi verilen müessesenin İslam tarihinde ortaya çıkışına, Türk tarihindeki seyrine, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki uygulamalara ve bugünkü faaliyetlerine göz atacağız. Darphanenin nasıl idare edildiği, madeni para imalatının nasıl yapıldığı, müessesenin tarih içinde nasıl bir gelişme gösterdiği, darphane bulunan bölgeler, darphanelerin denetlenmesi konuları da yer alıyor videoda. İslamiyet'in ortaya çıktığı yıllarda Araplar ticari ilişkilerde bulundukları devletlerin paralarını kullanıyorlardı. Daha sonra bu ülkelerin toprakları ele geçirilince Uzun süre buralarda mevcut bulunan darphanelerden faydalandılar. Küçük bazı değişikliklerle Bizans ve Sasani dinar ve dirhemlerinin basılması devam ettirildi. Bunların yanında yeni kurulan şehirlerde de darphaneler açıldı. Buralarda yine İran ve Bizans paraları basıldı. İlk İslami sikke basımı işlemi ise Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan zamanında gerçekleşti. Bu dönemde önce Küfe valisi Haccaç, Abdülmelik'in emriyle ilk İslam dirhemini bastı. Sonra da halifenin kendisi Dımaşk'ta dinar bastırdı. Halife Abdülmelik dönemi 685-705 yılları arasıdır. Ardından Mısır valisi Abdülaziz bin Mervan Fustat'ta dirhem bastırdı. Mervan dönemi de 694-697 yıllarıdır. Selçuklar döneminde ve Selçuklardan sonra ortaya çıkan devletlerin ve beyliklerin darphanelerinde altın, dinarlar ve gümüş dirhemler bastırılmıştır. Bilinen ilk Osmanlı darphanesi ise Orhan Bey zamanındaki Bursa darphanesidir. Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa da Orhan Bey adına İpsala'da sikke kestirmiştir. Daha önceki İslam devletlerinde ve Selçuklarda olduğu gibi Osmanlılar da hakim oldukları topraklar üzerindeki darphanelerden faydalandılar. Ayrıca ülke toprakları genişledikçe maden yataklarına yakın yerleşim merkezlerinde, ticari ve idari önemi olan şehirlerde yeni darphaneler kurdular. Buralarda Osmanlı parası basıldı. Osmanlı devletinin birçok yerinde zamanla yeni darphaneler de kuruldu. Sadece Anadolu'da 20 kadar yerde darphanenin faaliyet gösterdiği kaydedilmektedir. Osmanlılar 15. yüzyılda Selçukluların ve İlhanlıların örneklerini izleyerek önde gelen ticaret ve şehir merkezleri ile madenlerde veya onların yakınlarında çok sayıda darphane kurdular. Böylece Osmanlıların topraklarıyla birlikte akçenin tedavül alanı da genişledi. Osmanlı Devleti'nde başta İstanbul olmak üzere Bursa, Edirne, Amasya, Ayasalu, Üsküp, Belgrad, Serez, Diyarbakır, Halep, Bağdat, Trablus, Cezayir, Tunus, Mısır, Bosna ve Tiflis şehirlerinde de darphaneler vardı. Darpane önceleri saray dışında Beyazıt ile Koska arasında Simkeşhane handa iken, daha sonra sarayın birinci avlusuna ve şimdiki mahalline nakledildi. 1789 yılında darphane tamir edilerek makineleri yenilendi. Tazimattan sonra da müdürlük olarak Maliye Nazırlığı'na bağlandı. Darphanelerde para basma işlemi 1842 tarihine kadar çekişle dövme suretiyle yapılıyordu. Bu tarihte çıkartılan bir kanunname ile sarkaç usulüne geçildi. 1853 tarihinde pres 1911'den sonra ise makine presi usulüne geçildi. Darphaneler birer devlet memuru olan darphane eminleri tarafından yönetilirdi. Sahibi ayar adı verilen bir diğer görevli ise teknik işlerden sorumluydu. Ayrıca bu görevli sikkelerin ayar ve ağırlıklarının devletin koyduğu standartlara uyup uymadığında kontrol etmekle görevliydi. Darphane eminliği senelik bir memuriyetti. Her sene şevval ayında yapılan tayin döneminde ya görevinde devam ettirilir veya yerine başkası tayin edilirdi. Darphane emininin emrinde bir yardımcı, sikka amiri, ağırlık ve ayar kontrol memuru, bir çeşnici ve hesapları tutan bir katip bulunurdu. 1843 tarihine kadar Osmanlı Devleti'nin çeşitli bölgelerinde para darbedilmiş bu tarihten sonra madeni para basımı yalnız İstanbul darphanelerinde yapılmıştır. Para darbı darphane dışında ve içinde olmak üzere iki aşamada gerçekleşirdi. Darphane dışındaki faaliyetlerin başlıcalarını maden tedariki ve basılan paraların piyasaya sürülmesi teşkil ederdi. Darphane içinde ise teknik işlemlerden başka bunların yönetimi ve muhasebesi yapılırdı. Tahta çıkan hükümdar kendinden önceki hükümdar dönemindeki paraların tedavülünü yasaklar, kendi akçelerini piyasaya sürerdi. Merkezi devlet sayıları çok olmasına rağmen darphaneleri yakından denetlerdi. Yine devlet darphanelerin faaliyetlerini ve hesap defterlerini yerel kadılar vasıtasıyla da teftiş ederdi. Büyük şehir merkezlerindeki darphaneler genellikle emanet düzeni çerçevesinde devlet tarafından işletilirdi. İstanbul'un fethinden sonra imparatorluk hızlı bir şekilde genişlemekteydi. Genişleyen imparatorluğun para ihtiyacını karşılamak için mevcut darphanelere ek olarak çeşitli bölgelerde geçici yeni darphaneler de kuruldu. Bununla birlikte İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet darphanenin devamlılığını sağlamak için Beyazıt Camii civarında darphane tesis ettirdi. Bu darphane Türk darphanesinin kuruluşunun başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Darphanenin ikinci kuruluşu Sultan 3. Ahmet zamanına rastlamaktadır. Darphane 1723 yılında Simkeşhane'den Topkapı Sarayı sahası içinde bulunan binalara taşındı. 1832 yılında yeni atölyelerin inşa ve ilavesiyle genişletildi. Darphanenin 3. kuruluş projeleri üzerindeki ön çalışmalar ise 1953 yılında başlamıştır. Madeni para taleplerindeki artışların daha sonraki yıllarda daha da yükselebileceği düşüncesi, yeni bir binanın inşası ve yeni makinelerin satın alınması ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle 1961 yılı ortalarında inşasına başlanan yeni darphane binası, yeni makinelerde satın alınarak 8 Temmuz 1967 yılında şimdiki yeri olan Beşiktaş Yıldızda hizmete girmiştir. Darphane 1845 yılından itibaren evrakı sahiheye damga vurmak amacıyla kurulan matbaa müdürlüğü ile 1933 yılında birleştirilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra darphanenin adı darphane Milliye çevrildi. Daha sonra da Damga Matbaası ile birleştirilerek Maliye Bakanlığına bağlandı. Cumhuriyet devrine kadar kağıt ve madeni para imalat hanesine Darphane'yi amire denilmiştir. 1922'den sonra İstanbul'da faaliyetini sürdüren ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane'nin adı Darphane-i Milli olmuştur. Müdürlerine Darphane-i Milli Müdürü ve idaresine de Darphane Milli Müdüriyeti adı verilmiştir. Şimdiki ismi Darphane ve Damga Batbaası Genel Müdürlüğü olan daire, madeni ufaklık ve hatıra para, Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet zinet altınlarının basımı, resmi mühürlerin, madalyon, madalya ve nişanların üretimi, her çeşit vize ve harç pulları ile değerli kağıtların basımı ve dağıtımı görevlerini yürütmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdüren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün merkezi İstanbul'dadır. İstanbul'da iki ayrı binada hizmet veren kurumun genel yönetim ile darphane bölümü Beşiktaş Balmumcu'daki genel müdürlük binasındadır. Damga Matbaası bölümü ise 1726 yılından bu yana hizmet verilen Topkapı Sarayı avlusundaki eski darphane darphane Amire binalarından 2012 yılı Mart ayı itibariyle Kartal Cevizli'deki yeni hizmet binasına taşınmıştır. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.